mahkemeye ilk kez katıldı. Gözyaşlarını tutamadı. Mesajı kadına şiddet son bulsun oldu. E, kadına şiddet son bulsun diyorum artık. Berfin Özek 19 yaşında. İskenderun ilçesinde yaşıyor. O bir şiddet mağduru. Yüzüne dökülen asitle sağ gözünü kaybetti. Yüzünün bir bölümü de yandı. Ona bu şiddeti uygulayan Ozan Ç, şimdi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bu durumda alacağı ceza tabii kasten öldürme cezası ile aynı olmayacağı için bir yıldan üç yıla diye başlayan bir e, kanun maddesi. Üst hatten verse bile hükümle birlikte tahliye olması ve sokağa çıkıp hayatına yeniden devam etme ihtimalini doğuracak yani doğuracak Dozma, sonuçlar de. olacak. Berfin Özek'in duruşması İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Berfin'le birlikte annesi Zeynep, babası Yaşar ve ağabeyi Barış da katıldı. Bazı kadın platformlarının temsilcileri de onu yalnız bırakmadı. HTS kayıtlarında da sanığın o saatlerde olay yerinde olduğu netleşti. Ee, eşleştirmelerden. Sanık Ozan Ç tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 nolu T tipi kapalı ceza infaz kurumundan ses ve görüntülü bilişim sistemi aracılığıyla duruşmaya dahil oldu. Sanık avukatı suç vasfının değişme ihtimaline karşı süre istedi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Genç kız mahkeme çıkışında konuştu gözdaşlarıyla yaşadıklarını anlattı. Kadına şiddet son bulsun diyorum artık. Çünkü yaşadığım şeyler gerçekten kolay şeyler değildi.